Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. İstanbul'daki türbeleri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Mihrişah Valide Sultan Türbesi. İstanbul'un Eyüp ilçesinde yer alan Mihrişah Valide Sultan Türbesi, 1796 yılında Mimar Arif Ağa tarafından inşa edilmiştir. Mihrişah Valide Sultan, Sultan 3. Mustafa'nın eşi olup, Sultan 3. Selim'in ise annesidir. Mihrişah Valide Sultan Türbesi, Sibyan Mektebi, Sebil, Çeşme ve türbeden oluşan külliyesi içerisinde yer almaktadır. Külliyenin ve türbenin yapımına devrin baş mimarı Mimar Nurullah Efendi tarafından 1792'de başlanmış ve ölümünden sonra da 1796'da tamamlanmıştır. Mihrişah Valide Sultan Türbesi içerisinde 5 tane sandıka bulunmaktadır. Bunlar Mihrişah Valide Sultan, 3. Mustafa'nın Adişah Sultan'dan doğan kızı ve Silahdar Mustafa Paşa'nın eşi Beyhan Sultan, Sultan 3. Selim'in 4. eşi Refet Kadın'a ve Sultan Abdülmecid'in 4. eşi olan Rahime Sultan'a aittir. Türbenin haziresinde de devrin tanınmış kişilerine ait mezarlar bulunmaktadır. Mihrişah Valide Sultan, 1774 yılında Sultan 3. Mustafa'nın ölümü üzerine eski saraya gönderilmiş, ardından oğlu Sultan 3. Selim'in 1789'da padişah olması üzerine yeniden Valide Sultan olarak saraya dönmüştür. Külliyenin güneybatı ucunda
İkinci avlunun güney cephesinin ortasında yer alan türbe, barok mimarisi üslubunda olup tümüyle mermerden 12 gen planlı olarak yapılmış, üzeri ise kubbe ile örtülmüştür. Duvarlara gömülü sütunların çevrelediği dikdörtgen pencereler de barok üslubun özelliklerini yansıtan S profilli kemerlerle sonuçlanır. Bu kemerlerin kilit taşlarına stilize istiridye kabuğu motifleri yerleştirilmiştir. Alt kat pencereler dökme demir şebekeli, üst kattakiler ise alçı şebekelidir. Hayırsever ve dindar biri olan Valide Sultan, Melevi tarikatına mensuptu. Birçok hayır eseri yaptırmıştır. Bunların başında Halıcıoğlu'ndaki Mihrişah Sultan Camisi, Eyüp'teki Külliyesi ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde yaptırdığı çeşmeler gelmektedir. Ayrıca 9 tane de vakfiyesi bulunmaktadır. Eyüp Camisi'ne de 500 eserden oluşan bir de kütüphane vakfetmiştir. Türbenin önünde kubbesi kalem işleri ile bezeli 3 bölümlü bir revak bulunmaktadır. 3 bölümlü revağın her 3 cephesinde 4'er sütun, 3'er kemerle dışa açılmıştır. Bunlardan ön cephenin yanlarında basık yuvarlak, ortada ise diğerlerine göre çok daha geniş ve yüksek kemerlere yer verilmiştir. Mihrişah Valide Sultan Türbesi, altı üstü yuvarlak kemerli, her kenarda birer tane olmak üzere pencerelerle aydınlatılmıştır. İçeriden alt pencereler ile giriş kapısı üzerinde Hattat Mahmud Celaleddin Efendi'nin iki satır halinde yazmış olduğu bir ayet kuşağı çepeçevre dolaşmaktadır. Türbenin köşelerini de yine aynı Hattat'ın eseri olan Esma-ül Hüsna'dan İsmi Celal, İsmi Nebi ve dört halife ile Hasan Hüseyin'in isimleri yazılmıştır. Türbe içerisindeki sultanın sandukasının etrafı sedef kakmalı bir şebeke ile çevrilmiştir. Yani ilk çalışanlar almış. Kadınlar için ayrı tutmak. Osmanlı saltanatından tabii bir bakmakta. Osmanlı saltanatından kalan. Kadınlar için ayrı bir ayı. Bunlar yeni 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 bir ayı
Bu türbeye gelip ziyaret etmek isterseniz arkadaşlar, burası İstanbul'un Eyüp ilçesinde Eyüp Sultan Camisi'nin hemen yakınında yer alıyor. Kıymetli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve like atıp paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.